LGS'ye son 37 gün sınava yaklaştıkça artık daha önemli zamanlara girdiğimizi bilmeliyiz. Ve bu yüzden de denemelerimizi çözerken, kitaplarımızı çözerken, soru bankalarımıza yanlışlar yaparken iki kat daha dikkatli olmalıyız. Bu saatten sonra artık Fendi yaptığımız yanlışlar aklımıza kalacak. Dolayısıyla bizler çok dikkatli bir şekilde çözersek sınavda çok daha güzel başarılara ulaşırız arkadaşlar. Şimdi günün sözüne baktığımızda hiç kimse kişisel özveride bulunmaya istekli olmadan büyük bir başarı yakalayamaz demiş. Özveri ne demek? Bakın bunu iki sene önceki bir sınavda sormuşlardı. Kendimizden vermek. Yani fedakarlık. Ya biz çalışıyoruz işte bakalım yani olacak bir şeyler derseniz olur yine bir şeyler ama gerçekten gayret gösterirseniz, gerçekten azmederseniz işte o zaman baya bir şey değişir ve gerçek bir sonuca ulaşırsınız. Yani hani bazen yoruluyorsunuz ya, hani bazen vazgeçmek istiyorsunuz ya. İşte o zaman kazanmaya yaklaştığınız zaman. İşte o zaman artık lise sana kapısını açıyor. Yani iyi bir fen lisesi, iyi bir anadolu lisesi, iyi bir sosyal mühendislik sana kapısını açmaya çalışıyor. Sen de zorlanıyorsun, açacağım diyorsun ama ya bir vazgeçeyim mi? Hayır vazgeçmeyeceğim ben deyip ısrarlı bir şekilde fendeki, matematikteki, türkçedeki, inkılaptaki, İngilizce'deki dindeki soruları çözüp kapıyı açacaksınız. Ve ondan sonra içeriye gireceksiniz inşallah. Bizler sizlere anahtarları vermeye çalışıyoruz açın kapıyı diye. Ama içeri girip okuyacak olan Ben okuyamam ki artık o güzel fen liselerinde. O güzel anadolu liselerine gidemem. Ben artık kocaman oldum yani. Sizler hala gençsiniz. Çalışın, kazanın. Güzel güzel okuyun. Hadi bakalım. Günün yorumuna baktığımızda Zeynep Temir diyor ki 261.000'i almış. Kısalttık tabii ki yorumunu. Yani yine bir manastır esnafını yazmışlardı. Böyle hani kitap gibi böyle yazıyor. İçinde sayfalar var. Geziyorsun böyle. Web sitesi açmışlar. Ama sıkıntı yok. Yine de sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Cevaplanan soruları elip az cevaplanmış veya tam cevaplanmamış sorulara değinmeye çalışayım. Hocam ilk başlarda çok çalışmadım. Hmm. Ama bugünlerde çok çalışıyorum. Siz nitelikli bir lise kazanabilir miyim? Evet. Çünkü videomuzun başında daha bu soruyu görmeden söyledik. Şu zamanlar en değerli zamanlar. Yani şu anda bu son 37 günde o kadar çok netlerinizi artırabilirsiniz ki. Şu an aklınıza giren şeylerin çoğu buharlaşıp gitmeyecek. Yani Eylül ayında çalıştıklarınız da tabii ki size kalacak aklınızda. Ama Eylül'de, Ekim'de, Kasım'dakiler aklınızda 10 öğrenip e, 8'i kaldıysa şu andan öğren 10 öğrendiklerinizin 9'u 10'u kalacak. O yüzden şu anda daha iyi çalışıp nitelikli bir liseye girebilirsin Zeynep. Fende dördüncü yüzyı anlıyorum ama sorularını çözmekte zorlanıyorum. O zaman ne yapmalısın? Vazgeçmemelisin. Fendeki dördüncü üniteyle alakalı daha fazla soru çözmelisin. Videolar izlemelisin. Arkadaşlarına sormalısın. Takıldığın soruları irdelemelisin. Vazgeçmemelisin. Ya bir tane ünite yani şunu mu anlatacaksın büyüdüğün zaman kardeşlerine, kuzenlerine? Ya fende bir dördüncü ünite vardı işte. Yapamamıştım onu. O yüzden de fende böyle oldu falan filan. Hayır ya. Kim ki fence döndür dördüncü ünite? Yani bak yani hemen halledersin sen ya. iki gün halledersin. Biter kurtulur gidersin. Sen büyüdüğün zaman yani 9. 10. sınıf 11. sınıfa geçtiğin zaman şu anda da büyüksünüz artık kocaman olduğunuz ama e, yeğenlerinize, kuzenlerinize, kardeşlerinize Böyle şeylere takıldığınızda değil, ben çok zor bir sınav vardı, covid vardı, ne bileyim sokaklara çıkamıyorduk, İşte bayağı bir sıkıntı vardı, konuları da on katına çıkarmışlardı. Bak bak orada da biraz abartırsınız, aslında konular yarı yarıyındı ama konuları da on katına çıkarmışlardı ama ben yine de çalıştım, yine de azmettim, günde yüz soru çözüyordum, iki soru çıktım diye abarta abarta güzel bir şekilde süslersiniz. Ama bunu yapabilmeniz için de önce çalışıp kazanmanız lazım, o yüzden hadi bakalım çalışalım kazanalım, böyle şeylere takılmayalım arkadaşlar mutlaka halledersiniz. Matematik çözerken yanlışım çıkınca çözme kaçıyor ve bırakıyorum. Kaç ve bırak. Başkaları bırakmıyor. Onlar kazanırlar. Bırakmamalısın Zeynep. Sen daha fazla çalışmalısın. Sen daha çok gayret göstermelisin. Çünkü sen hak ediyorsun ve ilk başlarda çalışmamışsın. O zaman şimdi daha çok çalışıp hak etmelisin o zaman. Burası önemli. Yanlışlar oldu. Zaman... <laughs> evet sesim kısıldı arkadaşlar. Yanlışlar olduğu zaman herkes bırakıyor. Ama bazıları bırakmıyor. İşte onlar o bazıları istedikleri liselere girecekler. Akşamları yemekten sonra artık çalışma isteğim gidiyor. Sizce ne yapmalıyım?'' E tabii ki yemeği gömersen bir sürü şey olmaz. Yani normalde insanlar <laughs> oruçta, iftarda veya oruç olmayıp da akşam yemeğinde o kadar güzel lezzetli yemekleri görünce... ...of göm 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 yani çorbayı içiyorsun. Tamam aslında doydun. Çorba içinde doydun biliyor musun? Çünkü bütün gün mide boştu veya acıkken çorba içinde miden doydu. Ama yo göz doymuyor ki. Ver ondan alayım. Ver şundan. Hatta şu, şu anda bu videoyu birçoğunuz iftardan sonra izlediği için rahat rahat şunları da söyleyeyim. Biraz çiğ şey köfteden alıyorum. <laughs> Biraz tatlıdan alayım. Biraz işte üzerine şunu koyayım. Yani zeytin ezmesinin üzerine ketçap, onun üzerine de şoka krem süren tipler gördüm ben yani. Ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? doydu artık yeter yeter. Çok yemeyeceğiz dolayısıyla. İşin esprisi çok yemeyeceğiz. Dolayısıyla akşamları yemekten sonra az yersek çalışma istemiz devam eder. Ama çok fazla gömersek ister bu e, bize zarar verir ve uykumuz gelir. Bir de pijamayla oturduysak dersin başına. <laughs> diye uyumuk, uykumuz devam eder. Sabahları saat 9'a kalkıp ders çalışıyorum. Sizce bir fark olur mu? Tabii ki olur. Sınav zaten sabahleyin olacak. Sınav sabahleyin olacağı için siz sabahleyin çözünürsünüz. Mesela diyelim ki denemeyi çözeceksiniz. Bu arada artık netlerimizi artırıyoruz. Ana denemelerimiz çıktı. Duymuşsunuzdur zaten. Açtın çözmeye başlıyorsun. Sabahleyin sözel bölümüne başlayacaksın. Bunlar bu arada çek koparlı. Çözdüm mesela. Şöyle çıkardım ana denemesini. Başladın denemeye. Üzerinde pijaman yok. Gerçekten düzgün bir kıyafetin var. Ya sabah kalkmış pijamayla çözüyorum. Hayır. Gerçek sanama konsantre olmalısın. Yaptığın her bir yanlış senin için önemli. Bu soruları çözeceksin böyle güzel güzel. Ve bu denemelerde takıldığın sorular olacak tabii ki. İnsansın sen de ya. Takıldığın soruları da dikkatli bir şekilde bitirdikten sonra sayısal bölüm. Sayısal bölümde bu beceri temelli yeni soruları çözerken yine takıldığın olacak. Önemli değil. Turlama yöntemi, fıstık yöntemi. Hatta sayısal da önce fenden başla. Bütün bunları da bitirdikten sonra oh gerçek sınavın bir provasını yaptın işte. Çünkü gerçek sınav da sabahleyin olacak. O yüzden mutlaka buna da dikkat et. Ee, sizi çok seviyorum. Tonguşak'ım iyi ki varsınız. İyi sizler varsınız arkadaşlar. Hadi bakalım günün okuluna Nide Fen Lisesi. Ooo Nide Fen Lisesi 30 tıp 19 mühendisi kazandırmış. Ya ne yapsın daha ne yapsın adamlar yani. Daha ne yapsın yani. Ne yapsın? Size kapılarını açsın. Sizler de gidin orada okuyun. Hadi bakalım öğrenciler. Nide Fen Lisesi sizi bekliyor. Ödülü soruya yorumlarınızı biz bekliyoruz. Kolay gelsin arkadaşlar.